Operasyona dair bir iki noktayı çok kısaca ben de ifade etmek istiyorum. Bir kere burada bir siyaset mühendisliği olduğu hepimizce malum. Yapılmak istenen şey aslında bir taraftan MHP'yi dizayn ama MHP'yi dizaynın ötesinde de Türkiye sağ siyasetinde bir anlamda AK Parti'ye bir alternatif oluşturma çabası. Bu baktığınız zaman normal karşılanabilir. Yani siyasi aktörler bir anlamda siyaset içerisinde kendi alanlarını genişletmek için çaba sarf edebilirler. Fakat burada bunun ötesinde bir şey var. Burada paralel yapının da ön açtığı, yönlendirdiği bir süreç var. Bu nedenle bu sürecin ciddi anlamda problemli olduğunu söylüyoruz, ifade ediyoruz. İkincisi şöyle bir husus daha var. Yani MHP'de aslında 7 Haziran ile 1 Kasım arasında gördük. Yani Devlet Bahçeli'nin temsil ettiği şeyin dışında koalisyon açık hale gelecek. Yani HDP ile de koalisyon yapabilecek, CHP ile de koalisyon yapabilecek bir yapı oluşturmak. Çünkü başka türlü bir iktidar imkanı olmadığını düşünen geniş bir şey var. İkincisi şu da çok önemli. Bakın, Türkiye'de muhtemel bir karışıklık ortamını Devlet Bahçeli'nin hali hazırdaki MHP yapısı içerisinde hayata geçiremezsiniz. Birçok iç savaş çağrısında bu anlamda Devlet Bahçeli'nin takındığı tutum gerçekten çok takdir edilmesi evet. gereken bir tutumdur. Çok çünkü iyi. Ne olursa olsun sokak siyasetini yani gayrimeşru yani. İlan etmiştir. Toplumsal düzen istikrarı açısından yani son derece önemli bir işlem görmüştür. Bu oldukça görmüştür. Kritiktir. Evet, bu mağdur çizelim. CHP'nin Kemal Bey'in o sokak savaşını silahlanma mesajını verdiği anda. Kesinlikle ve bu gezi sürecinde de böyledir. Daha pek çok başka zamanda 2002'den bu yana bu imtihanı vermiştir. Bakın yeni dizayn edilmek istenen MHP bu tür operasyonlara açık bir MHP olmak istiyor. Mesela Devlet Bahçeli'nin orada olması değil ama somut olarak bu tespitleri hiçbir partizan bir pozisyona düşmeden yapmak durumundayız. Çünkü bu mühendisliği yapanlar genellikle de hani Bülent Bey dedi ki bunları görmüyorlar mı aslında bunu hani bu sürece alet olanlar? Hayır, bu süreçte de kullanılanlar genellikle tasfiye edilen, bir anlamda kenarda köşede kaldığı düşünülen evet. tipler olur. Yani onları kendini de değerli hissettirecek şekilde sahaya çekerler. Ama bunlar genel başkan yardımcılarıydı bunlar. Yol alır gider. Ama partilerinin genel başkan yardımcılarıydı. Fakat Meral Akşener'in durumunu hatırlayın. Hayır. Yani Meral Akşener'e ne dediler birçok isme de? Sizi Devlet Bahçeli tasfiye etti. Sinan Ogan. Bak tek tek bakalım. Mesela bütün isimler yani işte tasfiye edildiğini düşünen vesaire insanlar.